aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Of, neredesin oğlum? Neredesin? Neredesin oğlum? Öldün mü meraktan? Birkaç parça eşya alıp çıkacağım. Ne demek çıkacağım? Somer! Oğlum, bir sakin ol. Her şeyden haberim var benim. Önce bir duş al, üstünü değiş. Yeliz sana bir kahve yapsın, biraz sakinleş. Yeliz ya, bu halde gitmene izin veremem. Bu halde derken anne? Ya dur bir şu yüzüne bir bakayım, bir dönsene oğlum. Bırak. Oğlum ben senin iyiliğini istiyorum. İyiliği mi? Öyle mi anne? Ha? İyilikten kastın bu mu anne? Ha? Babamla sen de aynısınız. Şimdi kalkıp da annecilik oynama. Ben senin annenim. Ben böyle istiyorum demek yerine sen ne istiyorsun oğlum deseydin bana o zaman hayatımız çok başka olurdu anne. Tamam dur bir konuş. Ayrıca o beni evlendirmek için peşinden koştuğun kızcağızı da rahat bırak. Ben her şeyimle başka bir kadına aitken kalkıp da o kızın günahına girip onu da hayatın cehenneme çevirme. Bu eve bir kurban yeter. O yaşayan bir efsaneydi. Türk müziğinin ünlü sesi Safiye ile Atatürk'ün huzurunda şarkı söyleme şansını yakalamıştı. Yıllar 90 yaşındaki sanatçıyı yorgun düşürmüştü. Sık sık diyaliz makinesine bağlanan sanatçı bugün saat 17'de bu mücadeleye yenik düştü. Ay canım. Allah rahmet eylesin. O da gitti. Anne, babam hiç bu kadar geç gelmezdi. İşi çıkmıştır kızım, gelir şimdi. Hah, geldi. Buldum o eşek herifi. O iş kapandı. Onun anlayacağı dilden konuştum. Artık o bizim karşımıza çıkamaz. Rahat ol, rahat ol. Emin misin Sadık? Emin. Bak, kalbim yerinden çıkacak. Eminim, rahat ol. Hadi inşallah, inşallah. Babacığım. Ha kızım. Neredeydin? Çok merak ettik seni. İşi çıkmış. Yok şey, araba yine tekledi. Ben de Osman'ın, ustanın yanında, arabanın yanında kaldım. Ben bir elim yüzüm yıkayayım. Nerede bu ikisi? Bir işin ucundan tutmuyorlar. Anneciğim sınavları yaklaşıyor ya, test çözüyorlardı. Doğru söylüyorsun değil mi? Evet, evet. Git çağır, sofraya gelsinler. Hadi kızım. Alo. İyi akşamlar Nesrin Hanım. Rüçhan Korman ben. Aa, iyi akşamlar. Buyurun Rüçhan Hanım. Nesrin Hanım. Akşam akşam, umarım rahatsız etmiyorumdur. Aa, estağfurullah. Rica ederim Rüçhan Hanım. Buyurun. Telefonunuzu Nezahat Hanım'dan aldım. Sanırım kısaca size durumu da aktarmıştır. Ben de uzatmayayım. Eğer müsaitseniz yarın. Sizi ziyaret etmek istiyoruz. Yani hem tanışmış olalım hem de hayırlı bir mevzuyu konuşalım. Ha, gelelim diyorsunuz. Tabii madem öyle. Tamam. O zaman yarın öğleden sonra diyelim mi? Yarın öğleden sonra. Olur tabii, buyurun. Bekliyoruz. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Baba. Sadıkçım nereye? Aç değilim. Öyle mi vazgeçireceksin oğlum? Yarına kadar kendini toparla. Öğretmen Nesrin Hanım'la postane müdürü Sadık Bey'in kızını istemeye gidiyoruz. Zorla evlendireceksin. Somer Türkan'ı görünce o kadını unutacak.
Ya unutmazsa? Unutacak. Sayende erkekleri iyi tanıdım. Daha gençini, daha güzelini görünce dünyaları şaşırıyor. Sen benim dediğimi yap. Yarın kızı istemeye gidiyoruz, o kadar. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.